Sonbaharın son günlerini yaşadığımız şu günlerde ülke genelinde ceviz hasadı sona ererken, kestane ve havuçta hasat yeni başladı. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ceviz hasadı sona erdi. Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Korkmaz, ilçede bu yıl yapılan ceviz hasadından büyük verim elde edildiğini söyledi. Yaklaşık 50 binin üstünde ilçemizde Adilcevaz cevizi olarak bilinen ceviz ağacı bulunmaktadır. Bülent Korkmaz, cevizin meyvesinin dışında da ekonomiye katkısının olduğunu anlattı. 4000 tonun üzerinde Adilcevaz cevizinden ürün elde edilmektedir. Bu da mali değeri yaklaşık 5 milyon TL civarında bir paraya tekabül etmektedir. Burada yaklaşık 1000'in üzerinde aile bu ceviz yetiştiriciliğini yapmaktadır. Antalya'nın İbradı ilçesinde son yıllarda üretimi çoğalan kestanenin hasadı başladı. İbradı Belediye Başkanı Muharrem Kaya, kestanenin Akdeniz bölgesinde nadir yetiştiğini vurguladı. Kestaneyi birkaç yıl öncesine kadar sadece yöre halkının kendi tüketimi için değerlendirdiğini belirten Kaya, ticari değerinin fark edilmesiyle birlikte ekim ve dikiminin de yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Üretici Soner Koca Acar da ilçede günde yaklaşık 1 ton ürün toplandığını belirtti. Geçen yıl 30 ton, 25-30 tonundu. Bu sene 35-40 tona yakın kestanemiz olacak. İnşallah bahçemiz bu yeni yetişen fidanlarda büyüdüğü zaman daha da fazla olmaya çalışacak. Çünkü aşılarımız yeni yetişmeye başladı. Onlar da verim vermeye başladı. Bu arada Türkiye'nin havuç üretiminin %55'ini karşılayan Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hasat başladı. Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçe genelinde 20 ila 25 bin hektar alanda havuç üretimi yapıldığını kaydetti. Kışlık havuçların kazımı başladı. Rekolte iyi ama fiyatlar şu anda pek hoş değil. Beypazarı havucu farklıdır. Burada yaklaşık 25 bin dönüm kadar bir arazide ekiliş yapılıyor. Yıllık işte 125-150 bin tonda üretimimiz var. Üreticilerse yoğun bir şekilde tarlalarda hasat yapıyor. Hasadımız bitti. Şu anda kuyuluyoruz. Satışa hazır hale geliyor. Daha sonra motorlarla çekip satışını gerçekleştireceğiz.